Of of Django. Şuna bak, şuna bak. Sen de beğendin değil mi? Amanın amanın, yemeden yanında yat. Of of of, öbürüne bak. Hem ye hem sabaha bırak. Of 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 of, elleşme lan, elleşme. Aha, sen miydin bu? Benim. Sen ayakta mısın yoksa ben yanlış mı görüyorum lan? Ayaktayım kuzen, şu mankenlere bak. Of of, amanın amanın, Allah 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 Allah, şunun güzelliğine bak yarabbim, mankene bak. Harika pazar mı lan bu? Ne harika pazar ulan, görmüyor musun lan? Defile bu, defile, defile. Dur oğlum sen salak. Ne işin var defileyle, kıyafet mi satın alacaksın? Asıl salak sensin. Defileye kıyafet seyretmek için mi gidilir? Manken seyretmek için gidilir. Kıyafetli, kıyafetsiz mankenleri bir tarafa koy. Kıyafetleri bir tarafa koy. Acaba bir kişi çıkar mı bakalım kıyafetlere bakar? Hepsi. Anam, anam, Allah'ım ya Rabbim, şunlara bak ya Django, şunlara bak. Sapık, şunlara bak. Sapık. Sapık mı şimdi aklıma? Evet, bunu gazetede işleyebiliriz. Mesela işkence çektirmesinler defileye giden adamlara. Şöyle mankenleri şakır 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 geçirsinler. Ondan sonra da amanın. Amanın şuna bak, güzelliğine bak, gel gündüz de, gece oğlanım, gel gündüz de. Bütün gece kabus gördüm. Oh, dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Anlaşılan ikiniz de aynı rüyayı gördünüz. Aman Raziye teyze, ben kabus gördüm diyorum. O harika bir rüyaydı diyor. Tamam işte be kızım. Senin için kabus olan bu salak için harika bir rüyadır. Torununu çok iyi tanıyorsun vallahi anne. Hadi hadi. Bir an önce kahvaltınızı edin, evi terk edin de ben de kafamı dinleyeyim. Ben diyorum ki en iyisi bugün okula gitmeyeyim. Ve dün gece gördüğüm muhteşem rüyanın tadını çıkartayım ha. Bana bak Ercan, şimdi sana buradan bir sağ kuraşa çıkarırım, görürsün okula gidip gitmemeyi. Sen zahmet etme Serap. Ben sevabını çıkarırım. Ben de bir aparkat atarım. Oo, burası iyice boks ringine döndü. En iyisi ben nakavt olmadan kaçayım. Ah ah, bu sarışın bir harikaydı. Hele o kumral, ah Esmer'in de tadına bak. Tadı 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 tadı. Rafet, iki lokma bir şey oğlum. Aç ayı oynamaz, gazetede çalışamayacaksın. Oh, önce o sarışını çıtırdatmak gerekiyor. Arkasından Esmer'i kütürdetmek gerekiyor. Sonra da üstüne tatlı niyetine o kumralı öpür öpür öpürdetmek gerekiyor. Öpür öpür. Bak Rafetciğim, bu sarışın. Bak bunlar Esmer. Bak, hadi bu da kumral. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Rafet anlaşıldı, senin başına vurdu. Giderken kızları uğrayalım da bari kafalayalım. Yoksa İstanbul tehlikede. Çıktılar Dürdanem teyze. O ne lan? Sus be kardeşim, manyak mısın desin? Aa, bana susun diyorlar Dürdanem teyze. Demek yeni tedbirimle tanıştınız. Yeni tedbir mi? Artık sizin sıvışmanızı engellemek için kapılarda beklemeyeceğim. Gördüğünüz gibi bir tane adam tuttum. Maaşlı. Adı Gammaz oğlan. Tabii bunun maaşı nedeniyle de sizin kiranıza da zam yaptı. Ulan şu salak olanı sana pis pis baktı Dürdane Hanım. Hangisi? Ondan ikisi salak ayol. Şimdi ikisi birden pis pis baktılar Dürdane Hanım. Acayip Gammaz lan bu. Evet ya, kadrolu ve sigortalı Gammaz. Lan oğlum Gammaz oğlan. Kendine daha doğru dürüst bir iş bulamadın mı lan Gammaz oğlan? Beni ayaklaya çalışıyorlar Dürdane Hanım. Aa, kaçıyorlar Dürdane Hanım. Kalk uyan Tarumar. Ulan uykumun en hassas ve güzel yerinde ne diye dürtüklüğü uyandırıyorsun ulan, seksiyeceğim bazen ha? Bir ses var Tarumar. Ya boş ver ulan fincancı katırı, faredir, yat uyumana bak ya. Ses apartmandan geliyor Tarumar. Ya tamam be, tamam be ulan, apartman faresidir demek ki. Ama konuşuyor Tarumar. Ya konuşsun be birader ya. Demek ki dil bilen bir faredir. Saçmalama Tarumar ya. Fare bu kadar çok ses çıkarmaz. Bu çok ses çıkarıyor. Ulan o zaman Erman Toroğlu'dur be. Otobur kuzu. Yat uyu. Ne olur bir çık bak Tarumar. Sabah sabah Erman Toroğlu'nun ne işi var burada? Tamam ulan tamam be. Anlaşıldı, sen beni rahat bırakmayacaksın anladın mı? En iyisi ben gidip şu sesin sahibini vurayım. Eğer onu bulamazsam seni vurayım da rahat edeyim.
Apartmandan çıkıyorlar Dürtan Hanım teyze. Ya manyak mı ya? Hadi git lan. Yürü gidelim şaka bu. Yoksa bu hıyar nefes alışımızı bile ispiyonlayacak. Yürü. Ulan sabah sabah benim kapımın önünde bağırmaya kim cesaret ediyor be? Dürtan Hanım teyze şapkan adam bana bağırıyor. Bu şapkanı bana tabanca çekti Dürtan Hanım teyze. Ah topuğum! Dürtan Hanım teyze! Selim Bey sizi çağırıyor diyeceksen biraz bekleyeceksin. Çünkü daha gelmediler. Hayır. Selim Bey sizi çağırıyor demeyeceğim. Peki ne diyeceksin o zaman? Selim Bey buraya geliyor diyecektim ama ben diyene kadar geldi bile. Nerede bu salaklar? İkisi burada, ikisi daha gelmemiş. Bu gazetede bu iki salakla yürümez. Bunları kovup yerine daha az salak iki kişi bulmam lazım. Hep vaat, hep vaat. Hiç icraat yok. Bir kere de adam gibi sözünüzün eri olup bunları kovun da biz de rahat edelim Selim Bey. Evet Selim Bey, ikisini de kovun ve yerlerine iki tane Cindy Crawford alın, tamam mı Selim Bey? Hayır, iki tane Brad Pitt alın. Bazen buradaki bütün salakları kovmayı düşünüyorum. Bizi de kovacaksa Cindy'leri almaya gerek yok. Çok iyi konuştun Tekin. Ay bir senin beye bazen hak veriyorum. Bu gazetedeki herkes salak. Gözlerinin önündekini görmüyorlar ve... ...ay diye takılıyorlar. Önünü görene bak. Doğru bak. Lan oğlum kızlara gidiyoruz ama ne diyeceğiz ki? Razıya cadısı bizde kalmalarına hayatta izin vermez. Bir numara buluruz ya. Aysu belki yer ama Serap'a numara yutturmak çok zor. Sen hiç merak etme kuzen. Yani numara olayı benim biliyorsun uzmanlık olayım. Bir tane bulurum ya. Manyak. Başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi zaten. Sen de kuzen abartıyorsun ya. Öyle bir numara bulacağım ki aklın duracak, kıçın tavana vuracak. Bir alamete gidiyoruz kıyamete ama bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Öğlen paydoslarında salonumuza gelmeniz okey. Gece yarısı kapımıza dayanmanıza da okey. Ama sabah sabah daha işe gitmeden kafede buluşalım diye tutturmak niye? Şey, önemli bir durum var Serap. Anlatmaya başlasan diyorum artık Saffet. Akşama kadar duramayız burada. Rafet anlatacak, değil mi Rafet? Ah ah ah! Nereden başlayacağımı bilemiyorum ki. Başından başlayacaksın tabii. Ortasından başlarsan nasıl anlarız değil mi Serap? Susay su. Ay senin de ağzın alıştı bu susay suya. Bir şey söylesem hemen susay su diye yapıştırıyorsun lafı. Bizim eve iki tane kadın dadandı. Hadi ya. Ay bu kadınlar çok kötü galiba. Daha anaranmaz çığlık attığınıza göre. Ne kadını ya? Rastgele iki kadın işte. Bize dadandılar. Bize gerçekten yani harbi harbi asılıyorlar. Bize diyoruz ki ne? Yani Saffet'le birlikte biz evliyiz. Böyle şeylere gelmeyiz diyoruz. Hani diyorum ki bize gelseniz de böyle bizde bir görünseniz de anlasalar. Yani dosta düşmana karşı böyle evli olduğumuz anlaşılsa. Evet. Hatta o kadınların ağızlarını cart diye yırtalım değil mi Serap? Ay ne kadar safsın Aysun. Yani bunun bir numara olduğunu anlamadın mı? O zaman bacaklarını cart diye ayıralım. Lütfen sus Aysun. Ben sana söyledim Serap yemez diye. Ben de yemem. Sabahleyin sıkı sıkı kahvaltı ettim burada. Sus Aysun. Ulan bu herifi buraya yiyeceğim ama çok komik ya, vurabileceğim. Sıtırtacağım yemekten bile komik be. Dur dur, şimdi sıra bende. Dur, sonra sıra bende, avra gel. Şunu. Biri kapıdan çıktı, Dürdan Hanım teyze. Gelin içeri girdi Dürdan Hanım teyze. Yine biri kapıdan çıktı Dürtan Hanım teyze. Ulan çok komik bu ya. Ulan suratınız olacaklar. Sabah sabah ne oluyor lan burada ha? Sorma dayı. Dışarıda bir salak var ama öyle böyle değil ha. Bu var ya benden bile salak dayı. Ya dışarı çıkıyoruz bizi. Dürdane teyze kan basıyor salak. Ben bunu vurmayayım abi. Vurmayayım valla vurmayayım. Çünkü diye dersen çok eğlendiriyor bizi. Ulan bana bakın daha def olmadı mı ulan o pestilen? Vuracak. Vurma be abi. İmdat Dürtan Hanım teyze! Günaydın çocuklar. Günaydın Ayşecan. Ah,
Birden Selim Bey sandım. Hep Halim Selim girerdin içeri ama bugün Selim Selim girdin. Bugün keyifler yerinde galiba. Bakalım kovulduğunuzu duyunca da keyiflenecek misiniz abiler? Ne kovulması be? Durun ya. Daha bismillah deyip yerimize oturmadık Ayşecan. Bu sefer Selim Bey'in niyeti çok ciddi. Sizi daha yerinize oturmadan kovdu. İki tane salak alacak yerinize. Niye ki ne? Biz yeteri kadar salak değil miyiz yani? Allah Allah. Zaten bu lafınla salak olduğumuzu ispat ettim. Hadi gidelim Selim'e. Konuşalım. Hadi. Selim kim lan? Patron lan. Ha, Selim Bey. Tabii. Hayır efendim, olamaz. Para istemiyoruz Selim Bey. Anlamadım. Ne dediniz? Para istemiyoruz dedik. Lütfen bir daha söyleyin. O laf bana güzel bir şarkı gibi geldi. Biz ne istemiyormuşuz? Paranı. Anladın mı? Paranı. Ay, harika bir terapi oldu. Şimdi de ne istediğinizi söyleyin bakalım çocuklar. Daha yerimize oturmadan bizi kovduğunu öğrendik de. İstihbaratınız mükemmel. Şimdi ne yapacağınızı biliyorsunuz. Arkanızı dönüp kapıyı arkanızdan kapatacaksınız. Allah'ım ne kadar mutluyum. Ay, hayat ne kadar güzel. Niye bakıyorsunuz bana öyle? Ayıptır söylemesi. Manken gibisin de yenge. Biz de zaten defile seyreder gibi seyrediyorduk. Biraz da çıtır çerez olsa. Gerçekten manken gibi miyim? Vallahi mankenlerden bile iyisin yenge. Şimdi defile bitti mi ya? Ben daha yeni bakmaya başlamıştım. Devam edin, durun. Yenge Paris podyumlarına layıksın ha. Hem de Hong Kong. Hem de. Vallahi benim aklıma yabancı şehir ismi gelmedi. İdare et artık yenge. Gerçek mankenler gibi miyim hakikaten? Vallahi hepsinden iyisin yenge. Bir de iç çamaşırı mankenleri var değil mi beyler? He ya. Onlar daha çok para kazanıyorlar. Ben de iç çamaşırı mankeni olabilirim. Aa, inanmıyorum. Aa, ben hiç inanmıyorum. Vallahi ben de inansam mı inanmasam mı bilmiyorum. Denemesi bedava. Bekleyin. Ne oluyor lan burada? Yok bir şey Tarumar. Bunlar iç çamaşırı defilelerini merak etmişlerdi. Nasıl yapıldığını gösteriyordu. Sen sus bakayım ulan seksi şempanze. Git içeride bekle. Bu yaptığın salaklık için sana ne tür bir ceza vereceğimi sonra kararlaştıracağım anladın mı? Şimdi size gelelim ulan body shaper'lar. Benim gibi koskoca bir mafya babasının metresine mankenlik yaptırtmak ve ayrıca da oralarını buralarını dikizlemek racona sığar mı ulan? Şey baba vallahi bizim niyetimiz ciddi değildi vallahi. Vallahi ciddiysek çıtır çerez yemeyeyim bir daha vallahi bir daha. Abi istersen hepimizi vurayım he. Daha iyi. Önce kendisini vursun sonra bizi vursun tamam. Susun ulan bakayım. KDV dahil indirimli fiyatlar. Size böyle matluba uygun bir ceza bulacağız. Anladın mı? Şimdi ayvayı yedik Rafet. Seçim listesine girermiş milletvekilinden daha beter oldu. Haklısın güzel diyeceğim ama gene kızacaksın bana. Kızlara ev atacağız diye işimizden olduk ya. Razıya çalışırız şimdi hayatta izin vermez. Selim bana bak. Hemen eve dönmeliyiz. Aklımızı başımızı toplayalım. Bir şeyler bulmalıyız. Selim Bey'e kendimizi affettirecek bir şeyler bulalım. Tamam mı? Konuşsana be. Haklısın kuzen. Vazgeçtim. Söz. Ve bir, ve iki, ve üç, ve dört. Canlı. Tekrar. Sağla. Çıkıyorsunuz. Kolla. Daha hızlı. Kızlar. Tolga'yla çalışıyoruz herhalde burada. Lütfen kalk.
kaybol ve karate bölümüne git. Ama oradan söyleyeceklerimi duyamazsınız ki. Biz de onu istemiyoruz ki zaten. Ya, oysa ben söyleyeceğimi duymak istediğinizi sanıyordum. Neymiş o? Bugün size izin vermek zorundayım. Niye ki ne? Yine bir iki tadilat işi var. Sizin gitmeniz gerek. Ustalar geldiler. Gidip izin yapın. Ne bileyim, kocanızla buluşup kendinize biraz işkence edin. Ay Serap. Bazen bu Tolga Han bana çok yakışıklı gözüküyor. Tabii bize izin verdiği zaman Kamer Genç bile yakışıklı gözüküyor. Bana bak, fikir değiştirmeden hemen gidelim. Nereye gideceğiz? Eve gideceğiz. Raziye teyzeyi ikna edeceğiz. Kocalarımızla buluşacağız ve bütün geceyi onlarla geçireceğiz. Aa, sana bir hal olmaya başladı ha? Çok akıllıca laflar etmeye başladın. Sus Serap. Geldiler Yurdanım teyze! Ulan bu yerde amma ciddiye almaya başladı işini ya! Sus ulan lavuk sus! Bana bağırıyorlar Yurdanım teyze! Ulan sen bağırma görmemişsin Angus! Sana şimdi bir bağırırım, tutma lan beni! Dur dakika! Bugün de yeter! Hadi gidelim güzel! Çıkıyorlar Yurdanım teyze! Salağın yüzünden artık Dürdan'a yakalanmadan girmek mümkün olmayacak herhalde! Belki de bunun tersi olabilir kuzen! Ne demek o? Bunu kullanabiliriz! Nasıl olacak o? Bak şimdi menüne! Dürdan Hanım, bu ikisi çıktı. Kaçıyorlar. Dürdan Hanım teyze, bu ikisi kaçıyor. Güya öğlen yemeğinde Raziye'yi kandırma planları yapacaktık. Güya akşam kızlar bizde kalacaktı. Her şey Adi Selim'in yüzünden oldu. Değil mi? Adi Jacobo. Evet, bu Selim'i kandıracak yeni bir proje üretmeliyiz. Yeni bir fikir üretmeliyiz. Ne yapabiliriz ki? Değil mi ya da birinciye giderken evdeki bulgurdan olduk. Sen tabii oldun da ben bulguru çok severim. Alo. Ne ajansı kardeşim? Burası ev. Yanlış numara. Nasıl olur beyefendi? Orası çıtır manken ajansı olması lazım. Kardeşim sen oradasın, ben buradayım. Burada ne olduğunu nereden bileceksin sen? He? Burası ev. Benim evim. Hadi, hadi. Bulgur pirinç ne diyorduk? Ben bulguru severim. Kardeşim her zaman papaz pilav yemez. He, o papazına göre değişir. Ben bulgur seven bir papazım. Alo. Ne ajansı kardeşim, sen manyak mısın? Burası ev ya. Benim evim ya. Sana ne ya? Bunlar da bizim telefona taktılar ya. Hadi be, hadi be. Oh, oh. Hanımefendi gayet rahat. Hangi hanımefendi? Senden bahsediyorum. Teşekkür ederim Serap. Bana hanımefendi diye hitap etmen ne büyük incelik. Kızım. Buna taş attın mı ekmek attın zannediyor. Ama kabahat sende. Buna böyle imalı laflar etmeyeceksin. Kaldırım taşını kaldırıp küt kafasına koyacaksın. Ben ne yaptım ki şimdi ya? Senin sinir etmen için bir şey yapmana gerek yok kızım. Sen öyle durduğun yerde insanı sinir edersin. Anlaşılan. Bugün Raziye teyze bana çok kızgın Serap. İzni sen iste. Kızlar ne izni? Ay söyle pat diye söylenir mi? Önce biraz alıştıracaktık. Ama o kaldırım taşlarını kaldırıp pat diye vuruyor benim kafama. Biriniz burada ne döndüğünü söyleyecek mi yoksa ben mi tahmin edeyim? Aman nasıl olsa ilk tahminde bulacaksın. Ulan biraz alımlı, çalımlı ve de edalı yürüyün be. Tam buramın telleri. Ayrıca azıcık da kırılsın bakayım hadi. Ama abi ya bunu yapacağına bizi vursan daha iyi be. Sen kendi adına konuş, benim daha iyice bir sürü çıtır terezlerim var bu dünyada. Daha iyi, daha iyi. Bir telefon edebilir miyim? Susun ulan bakayım be. Müzikal melodramlar. Dua edin ki seksi şempanzeme yaptıklarınız için size böyle bir ceza veriyorum. Yoksa... Kilot sütyenli açık hava konseri bile yaptırtabilirdim size ara. Aman abi, tamam abi. Alo. Alo. Orası çıtır ajans mı? Evet kızlar, tabii. Burası çıtır ajans. Ben manken olmak istiyorum. Gazetedeki ilanınızı görüp de aradım. Yani insanlar, etrafındaki insanlar çok güzel oldum, manken gibi olduğumu söylerler maşallah. Nasıl yardımcı olabilirdiniz? Gelin, görüşelim, konuşalım. Hatta sizi dünya çapında meşhur bile edebilirim. Kağıt kalem çıkarırdı. Adresi veriyorum. Yazıyor musunuz? Yazın. Bu adam olmayacak valla.
Horoz olur gözü çöplükte kalır. Bu ölse bile gözün çöplükten olamayacak, karar verdim. Ne oturuyorsun burada böyle? Ya yenge, hani demin tarımar dayım bize saatlerce mankenlik yaptırmıştı ya. İşte o iş benim çok hoşuma gitti ha. Şimdi de kendi kendime diyorum ki, oğlum İlkat, bir boka yaramıyorsun, hiç olmazsa manken ol. İlahi İlkat, bunun için mi düşünüp duruyorsun burada böyle arpacı kumrusu gibi? Aa bak yenge, aa bak burada bir telefon numarası var. Bir manken ajansının telefonu. Deminden beri telefon edeceğim diyorum ama bir türlü cesaret edemiyorum. Ver sen şunu bana. Alo? Çıtır mankenlik ajansı mı? Evet fıstığım. Çıtır ajans burası. Tam isabet. Ama böyle olmaz. Olmaz. Telefon da olmaz. Diyorum ki buraya gelin yüz yüze konuşalım. Tabii. Kağıt kaleminiz var mı? Yok yok. Yine başımız belaya girecek. Bu salaklığa bir müdahale etmek lazım. Ne yapıyorsun lan şebek? Kızlar randevu istiyor, ben de randevu veriyorum. Bana bak, niye manken ajansı diye buraya arıyorlar? Yavrucuğum. Bir numara yapıyorsan yerim seni bak. Aa, aman be kuzen, ben ne numarası yapacağım ya? Biliyorsun ilanda telefon numarası diye bizim evin telefonunu vermişler. O yüzden de arıyorlar bak. Görüyor musun? Aynı telefon numarası. Hakikaten. Bunları mahkemeye vermek lazım. Niye mahkemeye vereceksin kuzen? Yarın 15 tane kız iş görüşmek için buraya geliyor çıtır kızlar. On beş mi? Evet. Seni yatırmadan, seni odana götürmeden, telefonu kapatmadan bana huzur yok. Şşş. Kalk yürü. Ama kuzen. Bana bak yürü. 4 tanesini sana veririm. İstemem. O zaman maalesef yarı yarıya buluşacağız yani. Bölüşelim kızları. Bana üşütme. Yat. Allah'ım ya. Ne yapayım? Bari 5 tanesini idare edeceğim. Ya Emin Ana. De bakalım salak Hilkat. Yine ne salaklıklar yaptı tarumar, anladın mı? Yok ya Bebin Ana, salaklığı bu sefer ben yaptım. Manken olmaya karar verdim de. Ulan salak Hilkat, hiçbiriniz adam olmayacaksınız be. Hiç mafya ailesine mankenlik bilmem ne yakışır mı be? Şimdi bu salak salak işleri bırakın da kendi işinize bakın. Mafya bozuntuları, anladın mı? Şimdi ne yapacağım Aymar Baba? Şu kitabı başın üzerine koyup düşürmeden yürüyeceksin evine. İyi bir manken bunu hep yapar icabında. Tamam Aymar Baba, ben de yaparım, anladın mı? Buldum. Buldum. Ne buldun manyaklarım? Aysal'la yeni bir taciz planı kurdum. Nasıl bir şeymiş merak ettim. Sana söyleyemem ki Aysal'la. Manyağa bak, tacize uğrayacak olan ben değil miyim? Bilmeye de hakkım var. Ama tacizi yapacak olan da benim. Salak, ben olmasam kime taciz yapacaksın? Benimle iyi geçinmek zorundasın, yoksa havanı alırsın ha. Ama taciz yapanındır Aysu abla. Ay susun yeter Allah aşkına artık ya. Dünyada en aptal konuşmaların yapıldığı ev bizim evdir herhalde. Saçmalama kızım. Bizim evden önce dünyada ne meclisler var, ne zırvalar konuşuluyor. Bu kadar salaklık muhabbeti bana fazla geliyor artık. Hadi kalk hazırlanalım. Ama tacizin kimin olduğu konusu ortada kaldı Serap. Süt Aysu. Oh, hiç söylemeyeceksin zaten. Bana bakın, işten çıkar çıkmaz doğru eve geleceksiniz. Hayır anne, bugün salonda işim bitince doğru Saffet'e gideceğim. İtiraz etsen de gideceğim. Hanım kızım evladım, ne oluyor sana? Bugünlerde Saffet'e bir düşkünlük başladı. Hayır anne, düşkünlük falan değil. Sadece Aysu ile Rafet'in abuk ilişkileri yüzünden Saffet'e yazık oluyor, o kadar. O zaman ben de gelirim. Çünkü uzun süredir ben de Rafet'e inanılmaz haksızlık etmeye başladım. Bizim sapıklık olayı yine geri planlara atılıyor. Biz işsiz kaldık diye üzülüyoruz. Bunun keyfi yerinde. Lan oğlum biraz üzülsene hıyar. Saçmalama kuzen. Birazdan burası çıtır kızlarla dolacak. Bak hazırlanıyorum. Güler ümit gibi oldum. İman şerif. Peki ya işsizlik ne olacak? İşsizlik mi? Sen saçmalıyorsun. Ne olduğumuzun farkında bile değilsin. Biz artık ajan sahibiyiz. Birer patronuz. Bak sıkacaksın. Ajan sahipleri bu kokuyu sıkıyormuş. Kenzo. Kenzo. Sen hepten kafayı yemişsin oğlum. Sana da biraz sıkıyorum. Tam kızları getireceğimiz gün bırak lan. Şu çıtır manken ajansını artık bir gideyim ama adresini de değil. Ana. Lan bu bizim sokak.
Hayda. Bizim apartman evde ha. Numara. Aa. Ele bu bizim üstteki daire ya. Allah Allah. Ne güzel. En önce ben gideceğim. Şapkaları salak yeğeni yukarı çıkartır Dağın teyze. Ya biliyorum bu senin işine yaramaz ama olsun. Ben yine de söyleyeyim. Oh be. Oh be. Oh be. Muazzez abacı da böyle sıkıyor sahneye çıkarken. Yapma ya, yapma be. Evet, birazdan burası çıtır kızlarla dolacak. Başımız girecek belaya, tabanca helaya. Sen de amma korkaksın be kuzen be. Kapı çaldı lan, kapı çaldı. Ah işte çıtırlar geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bak, ilk gelen benim olsun. İlkini ben kendime tuttum, ikincisi senin olsun. Hepsinin olsun. Tamam. Hepsinin olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elim değil, Havva ananızın eli. O ne lan? Sizin ne işiniz var çıtır manken ajansında ya? Çıtır manken mi? Lan oğlum biz çıtır bekliyoruz, gele gele katır geldi lan. Ama olur mu? Ben dün buraya telefon ettim, bana adresi verdiler, yarın gel dediler. Ben manken olacağım ya. Sen bir bok olamazsın ulan bu dudaklarla. Çünkü sen oğlum tam çıtırların geleceği zamanda gel. Sen manyak mısın? Ben anlattırdık abi, dayına mı çektin lan sen? Açın kapıyı ya, açın ya. Manken olacaktım ben ya. Manken olacaktım. Ya bu apartmanda herkes manyaktır Dana'nın teyze. Dinlenme molası veriyoruz. Vay, bütün gün çalışıp 10 dakika mola vereceğimize 10 dakika çalışıp bütün gün mola versek daha iyi olmaz mı? Tam sana yakışır bir konuşmaydı. Aslında biz de sizden buna benzer bir şey rica edecektik Serap. Nasıl yani? Çıtır Manken Ajansı diye bir ajans açılmış. Manken olmak isteyen kızlara da ihtiyaç varmış orada. Bunun step ve molayla ne ilgisi var ki? Aramızdan birçoğu müracaat etti ve bugün ikimize randevu verdiler. Biz o ajansa gideceğiz de. Anladım. Yani siz bugün çalışmayı keselim diyorsunuz. Bravo Serap. Ben daha konuşma başlarken anlamıştım. İyi. Zaten biz de kocalarımızla buluşacaktık. Paydos edelim bari. Ah sağ ol. Boşuna heyecanlanma Şebek, kimse gelmez. Sana öyle geliyor. Birazdan burası çıtırlarla dolacak. Bu garanti dürdanedir. Saçmalama, çıtırlar gelmiştir. Dur ben açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elim değil, Havva ananızın elim. Buyurun. Merhaba, çıtır manken ajansı diye geldik ama. Evet, doğru adres. Buyurun, doğru adres. Buyurun, şöyle geçin kızlar. Tanıştırayım mı? Şu gördüğünüz Saffet Kapçık Aslan. Bir tane daha mı geldi galiba? Neyse, onlar beklesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir mankenlik ajansı için biraz garip değil mi burası? İnanın Naomi de ilk girdiğinde buraya aynen sizin dediğiniz bu lafları kullandı. Bir beklesin onlar. Önce sizlerle konuşacağız Naomi. Aa, Naomi sizin ajansı mı? Tabii bizim ajanstan. Şimdi nerelere geldi kızı görüyorsunuz. Naomi bizden, efendim Neslihan Yavuzcan bizden, ondan sonra Eylem Şenkal bizden. Hep bunları tanırsınız, meşhurdur. Biz hep bunları şey yaptık. Yani bunları meşhur ettik biz. Buyurun isterseniz şöyle geçin. Hayırdır? Aynı yöne gidiyoruz. Çıtır Ajans'ın adresi de burada da. Aha ne güzel. Beraber yürüyelim o zaman. Olur. Ay üzülme Hilkat. Olur böyle şeyler hayatta ya. Ne olmuş lan bakayım bu kompozitör tavus kuşuna be? Ay akşam bir mankenlik ajansından randevu almıştık. Bugün oraya gidince terslemişler garibi ya tarımar. Ne garibi be? Ulan bu bugüne bugün koskoca tarımar kırbacın adamı be. Ulan ben o ajansa tarımar kırbacın adamını terslemek neymiş gösteririm adın mı? Ben o ajansı böyle dürer büker ajanda haline getiririm be. Aslan dayı. Ulan Münyaz. Kimi vuruyorsunuz abi? Şimdi değil ulan, alkolsüz bira. Az sonra arabayı hazırla, biraz sonra ajans basmaya gidiyoruz. İstediğin kadar vuracaksın abi. Ondan sonra bir kız geldi. Kız nasıl silik bir şey biliyor musun? Adın ne kızım senin dedim. Cindy dedi. Allah Allah. Cindy. Baktım kızım böyle burasında benim gibi böyle şarkçı bana var böyle. Böyle İzzet Altınmeşe gibi.
Nasıl biliyor musun? Gel gel geç dedim yani. Acıdım kıza. Acıdım yani böyle bir şey olunca. Dedim ki gel seni meşhur edeyim kızım dedim. Ay gerçekten mi? Tabii gerçekten. Hem Cindy hem Naomi. Evet Cindy. Görsel kafa kağıdına baktım Sivaslı. Evet. Öyle değil mi kapçık asla? Yani biz çok büyük adamlarız. Biz önümüze gelen herkesi sıfır olsun, böyle şey olsun, silik olsun biz onları meşhur ederiz. Vallahi artık meşhur mu ederiz yoksa her şeyi pop mu ederiz onu bilemiyorum. Aa aman be kapçık aslan saçmalama. Sende bir bunalımdır takılıp gidiyorsun yani. Şuraya baksana sağım solum çıtırdılı. Elim sende. Elim sende. En son neredeydim? Bak sende ne şeyler biraz gel. Elim sende. Elim sende. Aha! Şapkalıyla adamları arabaya biniyorlar Dürdan Hanım teyze. Bilin bakayım ulan krizantem çiçekleri. Nikat yakamızı tarif et bakalım şu ajansın yerini. Sür Bünyaz. Dur Bünyaz. Vur Bünyaz. Niye duruyoruz ulan? Ajansın yerini tarif et dedin ya dayı burada duracağız. Ulan niye duruyormuşuz be? Patlıcan mı sakka? Daha arabayı hareket bile ettirmedik be. Duracağız dayı çünkü ajans burada. Aha işte şu bina. Çeneni yorma abi. Ben en iyisi bunu vurayım he. İnin ulan aşağı krizantem çiçekleri. O şapkalıyla adamları arabadan iniyorlar Dürdan Hanım teyze. Ana! Gidin bu tarafa geliyorlar Dürdan Hanım teyze. Ben topukları kurtarmak için duyuyorum Dürdan Hanım teyze. Kızlar bize bu kadar bağlı olmanıza tabii ki seviniyoruz ama bizimkilerin evinin sokağına geldik. Evet, mahallemize geldik. Artık peşimizi bırakın. İyi ama adresteki sokak da burası. Evet, biz de siz bizimle niye geliyorsunuz diye düşünüyorduk. Allah Allah, bu sokakta bir manken ajansı olduğunu bilmiyordum. Evet, eğer bu sokakta bir manken ajansı olsaydı bizi çoktan keşfederlerdi değil mi Serap? Çünkü daha evvel buralara kaç kere geldik. Oh, sus Aysu. Gel çıtır. Gel Cindy. Gel Naomi. Gel. Ulan gel lan gel. Aa artık ajansın da bu apartmanda olduğunu söylemeyin kızlar. Vallahi bu apartman Serap. Ben bir yanık kokusu alıyorum Serap. Sen bir yanık kokusu aldığına göre Aysu'cum bütün İstanbul yandı bitti kül oldu demek ki. Galiba bizim gerizekalılar bir numara çeviriyorlar. Hadi yürü. Gel. Gelin kızlar bir oturun gelin. Ulan Rafet, yine çıtır ajansı diye geldilerse seni çıtır çıtır yiyeceğim haberin olsun. Amanın, neler oluyor burada? Amanın, neler oluyor burada? Onu ben söyledim Aysu. Biliyorum ama durum çok vahim olduğu için bir kere de ben söyleyeyim dedim. Amanın! Savaş çıkabilir diye herkes ekmek stoklar, bunlar da hatun stoklamış. Burada neler olduğunu hanginiz izah edecek? Bak şimdi Serapcığım. Kes sesini! Ama durum çok karışık Serapcığım. Yani el hareketleri ve mimiklerle anlatamam ki. Burada bu kadar kızın ne işi var? Biz de onu soruyoruz işte sabahtan beri. Kim bunlar diyoruz? Nereden düşmüşler buraya? Kovmak için onları yakalamaya çalışıyorum ki atayım buradan. Yaşlanmışım. Birini bile yakalayamadım. Tüh be. Yakalasan ne olacaktı? Yakalarsam Tarkan olayım. Ay dışarı atacaktım ne bileyim. Değil mi kapçık aslan? Dışarı mı atacaktın, yatağa mı atacaktın ben biliyorum. Sen öldün Rafet. Sen de Rafet'in cenaze namazını maalesef kılamayacaksın Saffet. Ya bir dakika durun. Bizim hiçbir kabahatimiz yok. Bizi yani biri gazeteye ilan vermiş çıtır ajans diye. İçinde de bizim evin telefon numarası var. Buyurun gazetede. Tabii ya. Bizim ne suçumuz var? Serapçın baksanıza şu ilanı. Aa, gerçekten de sizin numara bu. Sizin numara mı sizin ilan değil? Evet, ben de onu diyordum Aysu. Burası diyorum çıtır ajans değil diyorum. Bunlar anlamıyor. Angut mudur nedir bunlar? Anlamadım ki. Ay bunlar gerçekten manyak valla. Gel kız yürü. Yürü sapık dolu burası. Allah Allah. Neyse, gittiler. Aysucuğum niye öyle yabancı gibi duruyorsun? Gelsene şöyle. Gel uzan yatağa biraz hadi gel. Dur bakalım. Henüz affetmedik sizi. Ben hala bu işin içinde sizin parmağınızın olduğuna inanıyorum. Her zaman annemi haklı çıkarıyorsunuz. Yürü Aysu gidelim. Dur Aysu. Kırk beşinci ve 46. kişinin apartmandan çıkıyor Dürdan Hanım teyze. Bu ne biçim iş ya? İstifa ediyorum Dürdan Hanım teyze. Gördüğün gibi her türlü boku yüzüne gözüne bulaştırdın. Ne öğrenç berler gibi oturuyorsun.
Ne var kuzen, kötü mü oldu? Sağımız solumuz rençper kızları gibi çıtırlarla doldu. Başlarım senin çıtırına. Şu andan itibaren içerisinde çıtır, manken ve ajans kelimeleri olan bir cümle istemiyorum. Çıtır ajans burası mı ulan, dünya markaları? Geç kaldın Tarman abi. Yarım saat evvel gelecektim. Bana bakın ulan, konsantre meyve suları. Benim yeğenimi manken yapmayacak olan ajansın ben. Defterini dürerim ulan. Dur Tarman abi. Yeter ki sen dur. Ama bizimle ne ilgisi var abi? Buraya davet edilmiş, siz de kovmuşsunuz anladın mı? Hadi bakayım hemen manken yapın yeğenimi. Hayda. Ulan şimdi bu bizim topal tırtıl manken oldu mu? Ama böyle kafamda dikilirseniz nah manken olur bundan. Yani fotoğrafçılık yaratıcılık işidir. Böyle beynimde beni zorlarsanız yaratıcılık gösteremem ki. Bırak ulan dırlanmayı da işini yap anladın mı? Yoksa ben bir yaratıcılık örneği gösterip senden bir ölü yaratacağım ha. Jacobo yeter. Bir makara film harcadım be. Hikata da mankenlik yakıştı abi. Çıtır çerez reklamlarında falan oynatırız artık ha. Ulan hay çıtır çerezler arasında boğul be. Nerede o günler? Abi ben bunu çıtır çerezciye götürüp orada vurayım ha. Aa tamam ya, kafam şişti ya. Bu kadar fotoğraf yeter. Şimdi ne olacak peki? Bu fotoğrafları gazetede basacağız. Bütün reklamcılar da Hilkat'ı arayacak. Tarman abi bir manken ajansını yapabileceği bu kadardır. Ya isterse Hilkat'a fotoğraflardan veririz. O da götürür artı ajanslarına verir. Tabii verin, ne olacak? Ben en iyisini mi bulacaklar? Aslanım Hilkat'ım lan. Bundan sonra bütün salak rollerini sana verirler. Aslanım benim. Ulan şimdi bu vejeteryan leopar manken mi oldu be? Rica ederim benimle konuşurken dikkatli olunuz dayı. Ulan üçlü kriz ne oluyor be? Ulan sen hala benim adamımsın be. Salak. Allah vur. Sonunda benim çözüme geldiniz işte. En iyi koca ölü kocadır. Bu erkek milletinin topunun köküne kirli suyu kızım. Hiç de senin sözüne gelmedi Şeker anne. Gazetede onların numarası çıktıysa onların ne suçu var? Gerçekten öyle mi yani Serap? Peki biz o zaman niye boşuna onların kafalarını kırdık? Her kadın kocasını bir sürü kızın arasında gördüğü zaman kızar. Şimdi gelmezseniz bile yakında geleceksiniz yapma. En iyi koca ölü koca. O yanlış bir kere Raziye teyze. Ölü koca öpüşemez. Öpüşemezse de iyi koca olamaz. Niye? Hakkımızı koruyorum Serap. Aman her şeyin bir koruması var. Bırak hakkımız korumasız kalsın. İlkat Bey, bize Aşkımın Kenarı isimli dizinin başvurunu nasıl anladığınızı anlatıyorsunuz? Valla aslında ben Çıtır Manken Ajansı'na manken olmak için başvurmuştum. Aa, ama oradaki bu bizim Tarumar'ın yeğeni Çaydanlık İlkat değil mi? Kadar açılmışken başka teklifler de aldınız mı? Tabii aslında birkaç tane de reklam teklifi var ama ben bütün teklifleri birden kabul edip böyle birden yüzümü eskitmek istemiyorum. Benim yeğenim o gibi şeylerde oynamaz anladın mı? O sadece çıtır çerez reklamlarında oynayacak. Ya da sadece vurdulu kırdılı filmlerde oynayabilir. Yani ben onu The Father filminde oynatmak istiyorum be. Aslan da... Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Hedef Bey? Tabii ben şunu söylemek istiyorum. Ben diyorum ki bundan sonra şarkıcı ve manken arkadaşlarımız lütfen oyunculuk yapmasınlar. Aa tabii bir de buradan şunu söylemeden kalkamayacağım. Benim fotoğrafımı çekip meşhur olmamı sağlayan Saffet ve Rafet abilerime teşekkürü bir borç biliyorum. Aa bizimkine bak neler yapmışlar. Gördün mü anne, boş yere adamların günahını aldık. Bak meğer ne güzel işler yapıyorlar. Hala ısrar ediyorum. En iyi koca ölü kocadır. En iyi Saffet ölü Saffet'tir. Ulan Jacobo, senin her hareketin faul be. Futbolcu olsan sahada bir dakika bile kalamazdın. Ne oldu ki de? Daha ne olsun be? İşimizden olduk. Karılarımız bize bozulup gittiler. Tarumar belası başımıza musallat oldu. En kötüsü ne kuzen biliyor musun? Ne? Elimizin altında bir tek çıtır bile kalmadı. Yani bu gece yine hayal kurarak uyuyacağız. Ah Django, ah. Gidelim bari birbirimize sarılıp uyuyalım koçum benim. Yine kaldık birbirimize. Oysa bu gece ne yapabilirdik? Bir cennette yatıyor uyuyorlar. Düşünebiliyor musun Django? Cennette. Sapık. İşimizden de olduk. Yakında ekmek parası bulamayacağız. Bunun umurunda değil. Sapık. Anne, bugün babama gidebilir miyim? Ne yapacaksın oğlum babanda? Babamın ajansına gideceğim. Birkaç tane resmimi çektireceğim.
Bir dizide oynar, belki meşhur olurum. Ondan sonra şimdi beni beğenmeyenler pişman olurlar da peşimden koşmaya başlarlar. Ah, o salakların bir alt edeceği yok, ah salak torun. Ama Hilkat'ı becermişler işte. Yani ünlü yapmayı. Ay diline ışık arası soksun değil mi? Aa, niye soksun ki? Ben onu yalamazsam o da beni sokamaz. Allah'ım, herkese akıl dağıtırken bu salak kolunu bir kenarda mı unuttun? Ben şunlara telefon edeceğim, meraktan çatladım. Vay canına, demek şu anda para sayıyorsun sen. Vallahi ben de şaşırdım Serap. Bizim Tanrıman'ın salak Hilkat bir dizi filmde rol alıp bizim adımızı söyleyince herkes buraya akın etti. Evet, ben paraları topluyorum. Rafet de şu an resimleri çekiyor. Serapçığım yavrucuğum, özür dilerim, telefonu kapatmak zorundayım çünkü iki yeni müşteri daha geldi. İki çıtır daha geldi patron. Vay be, bu sefer Turna'yı gözünden vurdular ha. Ay yazık Turna'ya be. Aman Aysi be, yani bol para kazanmaya başladılar demek istiyorum. Bana bak kızım, ben onları kazandıkları parayı cebimde görmeden inanmam. Hadi toparlanın, gidiyoruz, kalk. Evet, ilerleyelim, çok güzel, şöyle. Siz doğal olun, ben çekiyorum. Evet, şöyle durun. Evet, çok güzel. Biraz daha yaklaş, biraz daha yaklaşın. Kadraj içine girsin şöyle. Şimdi göğüsler öne çıksın biraz, göğüsler. Evet, evet, bakın şöyle, şöyle. Şöyle, çok güzel. Çıkart kızım, çıkart. Yok mu bir şey? Çıkart, evet. Sen de çıkart, çok güzel. Sizinkini de göreyim. Evet, çok güzel. Cindy, Naomi, Sivaslı. Siz Sibirya, değil mi? Çok güzel. Daha böyle şey yapın. Şimdi alıyorum. Şimdi dönüyoruz, hep beraber dönüyoruz. Dönüyoruz, arkayı dönüyoruz, 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 dönüyoruz. Çok güzel. Dönüyoruz böyle. Üç kişi daha geldiler patron. Üç kişi mi? Şimdi sarıl bana. Şimdi üç evet. Üç kişi daha demek. Şimdi, üç tane yeni para demek. Çıtır reklam ajansına hoş geldiniz bayanlar. Hoş geldiniz. Evet, şimdi sarıl bana. Şimdi evet. Amanın. Şimdi. Amanın. Çıtır ajans sen. Ben şimdi senin kemiklerinden çıtır çıtır sesler getireceğim Rafet. Hayır. Buraya gel. Ortalık karışıyor Tülten Hanım teyze. Çıtır salak. Gammaz diyeceksin dediysek benim gördüklerimi de gammaz diyeceksin demedik. Bırak teyze. Ne bu? Bırak. 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 Bırak.